Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz davetimize icabet ettiğiniz için. Bizi çok mutlu ettiniz. Sağ olun, var olun. 31 Ekim malumunuz meme kanseri farkındalık ayı. Tüm dünyada ve ülkemizde bir takım etkinliklerle meme kanserine dikkat çekilmeye çalışılıyor. Tabii bizim de kuruluş amaçlarımızdan bir tanesi de kanser konusunda toplumu bilgilendirmek. O nedenle çok yoğun bir Ekim ayı bizleri bekliyor. Çeşitli programlar hazırladık ve Büyükşehir Belediye'miz, Yıldırım, Osman Gazi ve Mudanya Belediye'mizle ve de Harmancık Belediye'mizle işbirliklerimiz var. Bu nedenle de çok mutluyuz. Katkı sağlayan tüm belediyelere de bir kez daha çok teşekkür ederiz bizim için, çünkü çok önemli projeler bunlar. Ben detaylar için sözü Güzin Hanım'a bırakayım. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, sağ olun. Değerli arkadaşlar, hakikaten bu zor hava koşullarında geldiğiniz için Evet, gerçekten. Ne diyelim, sonbaharın ilk bereketiyle başlamış olduk. Evet. Ve öyle de devam etsin dileriz. Meme kanseri gerçekten, kanser zaten artık her evde neredeyse gördüğümüz bir vaka ve hepimizin yarası gibi, hepimizin bir acısı var, hepimizin tanıdıklarıyla ilgili bir acısı var, bir hikayesi var. Bu hikayeler bir taraftan çok olumlu farkındalık yaratıyor, bir taraftan da çok olumsuz, kulaktan dolma bilgilerle hastalık hakkında yanlış yönlendirmelere de neden alabiliyor. Biliyorsunuz 1997 yılında kurulmuş bir dernek Onkoday. 1997 yılından bu yana da 3 ana faaliyet alanında çalışıyor. Bunlardan biri hastalar ve hasta yakınlarıyla bu zorlu yolculukta el ele yürümek. Bir taraftan mentorluk yapıyor, bir taraftan koçluk yapıyor gibi aslında. Çünkü böyle bir şeyle yüzleştiğinizde, o rapor size geldiğinde hakikaten kim olursanız olun şaşkın oluyorsunuz. Nereye gideceğinizi bilemiyorsunuz, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. O anda sizin yanınızda böyle aklı selim bu konuyu bilen birinin olması çok önemli. Bizler neyse şehirde yaşayanlar, ama şehir dışında olanlar, köylerde olanlar için bu el ele yürüme hikayesi gerçekten çok önemli ve çok özel bir hikaye gerçekten. Bir diğer faaliyet alanı farkındalık çalışmaları yürütmek. Farkındalık çalışmalarında ana amaç erken tanının önemini vurgulamak aslında. Hastalığın ne kadar önemli olduğunu, erken tanıyla teşhisin, tedavinin mümkün olabileceğini bildirmek bizler için çok önemli. Erken tanıyı vurgulamak için farkındalık çalışmalarımız Ekim ayında bizim ana faaliyet alanımız olacak. Bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak, hay ne yapıyorsunuz, burada laboratuvarınız mı var diyebilirsiniz, ama Uludağ Üniversitesi radyoloji bölümünde kurulmuş bir radyasyon onkolojisi bölümünde kurulmuş bir dernek olduğu için Onkoday, Uludağ Üniversitesi'nden çok değerli bilim insanlarının desteği var ve bu arada İstanbul'daki kongreleri sponsorluklar var. Yapılan bilimsel çalışmaların basımı, kitap haline getirilmesi gibi çalışmalara destek var. Hani genellikle dernekler destek alır, ama biz burada dernek olarak destek veriyoruz. Bunu da gururla ve başkanımı kutlayarak ifade etmek isterim. İki tane merkezimiz var Onkoday'ın. Bunlardan biri içinde bulunduğumuz Onkoday Park. Bir diğer ise konuk evimiz. Konuk evi Türkiye'de bir model aslında. İçinde bulunduğu evlerle 55-60 metrekarelik prefabrik evler, her biri bağımsız olarak birer hastaya ve hasta yakınına teslim ediliyorlar. İçinde mutfağı, banyosu olan evler bunlar. Ayrıca öğle yemekleri ve akşam yemekleri Onkoday tarafından veriliyor. Ve şehir dışından gelip de tedavi olmak isteyen hastalar eskisi gibi hastane bahçelerinde kalmıyorlar. Bu merkezde barınma sorunlarını halletmiş oluyorlar. Çünkü uzun süren bir tedavi, her gün alınan bir tedavi, radyasyon tedavi sırasında olanlardan söz ediyorum. Ve bu sırada kalmak durumunda olanlar, Çanakkale'den, Bandırma'dan çok gelen var çünkü. Biga tarafından değil mi? Güney Marmara için burası bir onkoloji merkezi olduğundan ve aslında bir taraftan da şanslıyız. Bursa bu anlamda gerçekten gelişmiş bir merkez. Ama dışarıdan gelenler için kucak açmak anlamında da Onkoday konuk evi çok gerçekten amacına uygun hareket ediyor. Bu bina
hem yönetim hem de atölye binası arkadaşlar. Bu binanın üst katındaki atölyelerde kadınların dikiş atölyeleri, takı atölyeleri gibi el becerilerine dayalı atölyelerimiz var. Orada da gönüllülerimiz sürekli üretiyorlar ve bir markamız var. Deniz Yıldız diye bir markamız var. Deniz Yıldız markası adı altında da satışlar gerçekleşiyor. Bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Çok seviyorum çünkü ben bunu. Ve artık çatılarımızda güneş enerjileri var. Sürdürülebilir enerjiyle aydınlanıyoruz, ısınıyoruz. Ve oradan para da kazanıyoruz artık dernek olarak. Evet. Çevre duyarlılığı adına çatılarımızda güneş enerji panellerinin olması kendi enerjimizi sağlıyor olabilmemiz de bir dernek için bence son derece ayrıcalık. Dünya Sağlık Örgütü 2004 yılından beri 20 yıl olmuş, 20 yıldır Pembe Ekim var. 20 yıldır Pembe Ekim'de işte dünyanın her yerinde bir şeyler yapılıyor. Çünkü meme kanseri kadınlarda en çok görülen kanser türü ve erken tanısı en mümkün kanser türlerinden biri. O yüzden farkındalık için herkes bence avazı çıktığı kadar bağırsın. Bu zaman dilimini biz de dolu dolu yaşamak istiyoruz. Ne yapıyoruz? Çokça eğitimler yapıyoruz ama bu ay neler yapacağımızı size sıraladık. Çok değerli proje ortaklarımız da buradalar. Bu ayı ne yapacağız? Size bilgilendirmek istedik. Burada yaptığımız her faaliyette sizleri aramızda görmek bizi çok mutlu eder. Keşke ajandanızı alsanız, programınızı alsanız da hep bizimle birlikte olsanız. Efendim 4 Ekim'de biz fabrika ziyaretlerine başlayacağız. Tuzluca tekstille başlayacağız ve burada adını yazmadığımız pek çok fabrika olacak. Çünkü onları takvimlendiremedik henüz, o yüzden isimlerini yazamadık. Tuzluca tekstilde erken teşhis ve elle meme muayenesi eğitimine başlayacağız. Efendim bir modelimiz var. Bu model tütülü falan, böyle çok hoş bir model. Bu modelin içinde memelerde kitleler var. Eğitim hemşiremiz o kitleleri nasıl bulacağını öğretiyor. Ve insanları da davet ediyor, onları da çalıştırıyor ve elle meme muayenesinin önemi, çünkü en önemli adım ilk önce insanın kendi bedenini tanıması diyoruz. Kendi bedenini tanıdıktan sonra insanlar periyodik tanı yöntemlerine, mamografiye vesaire daha çok ve sık başvuruyorlar. Bu yüzden özellikle kadın istihdamının çok olduğu fabrikalara da gidiyoruz. 4 Ekim'de buna başlayacağız. Yine 4 Ekim'de bir etkinliğimiz daha var. Burada yapacağız. Büyüklere masallar, Seher Kandel masal anlatı sahnesi 19.30'da olacağız. Büyüklere masallar anlatacağız. Sonu mutlu biten masallar olsun istiyoruz. Efendim 7 Ekim'de daha önceki yıllarda da yaptık. Osman Gazi Belediye'miz sağ olsun bize destek oluyor bu anlamda. Üstü açık otobüsü veriyor bize. Biz kadınlarla birlikte üstü açık otobüste pankartlarımız elimizde. Sokaklarda elle meme muayenesinin önemine dair sloganlar ata ata dolaşıyoruz. Ve bu sene istiyoruz ki özellikle kadın gazetecilerimiz de ve ortaklarımız da bu otobüste bizimle birlikte olurlarsa çok seviniriz. Lütfen ajandanızı alın. 7 Ekim'de saat 13'te Tophane'de Saltanat Kapı'nın önünde olacağız. Oradan hareket edeceğiz. Şöyle bir şehir turu atıyoruz. Böyle bakıyorum ben, sloganları da ben atıyorum, bakıyorum böyle erkekler kötü kötü bakıyorlar. Meme falan diyoruz ya, öyle bir şeyler. Ben hemen şöyle diyorum, erkekler de meme kanseri olabilir. Her 100 erkekten birinin meme kanseri olma riski var. Ve ben böyle vakalarda tanıdım. Muş'ta tanıdık böyle bir vakayı, genç bir adamı. Gerçekten böyle bir tehdit var. Her 100 erkekten birinin de meme kanseri olma riski var. Israrla meme kanseri diyoruz. Göğüs kanseri denilen bir hastalıkla karşı karşıyayız ama hekimlerimiz diyorlar ki göğüs bir bölge, meme bir organ. Dolayısıyla bu göğüs kanseri değil asla. Bunun adı meme kanseri ve bunu söylemekte bir şey görmüyoruz, bir sakınca görmüyoruz. Bunu söylemekten utanmıyoruz yani. Osman Gazi Belediye'mize de otobüs tasfiye için çok teşekkür ediyoruz. Berkant Bey'le bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz Kültür Daire Başkanlığı'nda. Sonra sevgili Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği işbirliğiyle de güzel çalışmalar yapıyoruz hep. Bizi yalnız bırakmıyorlar sağ olsunlar. Pembe Dikiş Atölyesi'nde Singer dikiş makineleriyle birlikte bir şey yapacağız. Buraya dikiş makineleri geliyor arkadaşlar, pembe pembe. Ve yine pembe pembe bir şeyler dikiliyor falan. O üretilenler sonra satılıyor kermeslerde, bir fayda yaratılıyor. Böyle bir tatlı atölyemiz var. Buraya gelen kadınlar da bu konuyla ilgili bilgilenmiş.
farkındalık çalışmalarımız hakkında donanmış oluyorlar. Singer'e ve Elif Sanat, Elif Hanım bizimle birlikte bir ritim atölyemiz var. Ritim atölyemizde de bize destek veriyorlar, bizimle birlikte oluyorlar. Efendim Osman Gazi Belediye'mizle de 9'unda bir çalışmamız var. Osman Gazi Belediye'mizin, Osman Gazi Kent Konseyi'nin katkıları var. Belediyesi yazmışız biz ama Osman Gazi Kent Konseyi yazmamız lazımmış. Bursa Panorama Müzesi Müdürlüğü de bize sağ olsunlar destek verdiler. Oradaki alanda da, bu arenada da çok güzel bir yer orası da kesinlikle. Hem müze olarak çok güzel hem de bu alan çok güzel bir alan. Bayılıyorum ben oraya. Burada buluşacağız hanımlarla. Sağ olsun Elif Hanım muhtarları organize ediyor. Özellikle kadın muhtarlarla kadınları toplayacağız oraya. Bir de hep böyle işte kanser manser demeyelim diye sonunda da konserler yapıyoruz arkadaşlar. Yani kadınları hem bilgilendirelim hem eğlendirelim istiyoruz ki bir dahaki çalışmalarımızda da bizimle birlikte olsunlar. Yani eğitimden sonra biraz matineye bağlayabiliriz, yani böyle bir eğlentiye bağlayabiliriz. O yüzden de Osman Gazi Belediye'mizin Türk Sanat Müziği Korosu bizimle birlikte olacak. Rüştü Bey'in şefliğinde gerçekleşen bir koro. Onlardan da böyle bir mini konser dinleyeceğiz. 9 Ekim'de Panorama Müzesi'ndeyiz. 10-11 Ekim'de şehir dışına gidiyoruz. Yalova Sağlık Festivali bilgilendirme standımızda yerimizi alacağız. Yalova Kanser Derneği, Onkoday'ın kardeş kuruluşu saydığımız bir dernek. Yalova'da da çalışmalarımızı bu şekilde devam ediyoruz. Yalova Meydanı'nda olacağız. Bursa dışına çıkacağız biraz. 14 Ekim'de Nilüfer'deyiz. Nilüfer Halk Evi'ndeyiz. Arkadaşlarımız buradalar. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Meme kanserinde erken tanının önemi ve yine elle meme muayenesi eğitimimiz olacak. Yine bu modelimizle birlikte gidilecek. Halk Evi bahçesinde de gönüllülerle bir pembe fiyonk oluşturmak istiyoruz. Bu tepeden fotoğraflar çekiyoruz ya. Öyle anı kalsın, biz de bir pembe fiyonk oluşturalım istiyoruz. Oraya da bir imza atalım istiyoruz. Bütün eğitimlerimizi kadınların çocuklarının okullarını düşünerek hazırladık ve saat 14 ile 16 arası diye konumlandırdık. Onlara da sorduk. Hangi saatte çocukları okula bırakıyorsunuz, hangi saatte müsaitsiniz, hangi saatte geri alacaksınız filan diyerek 14 ile 16 arası planladık. O yüzden belediyelerimizdeki etkinliklerimiz. Efendim 15 Ekim'de de Bursa Büyükşehir Belediye'mizle birlikte olacağız. Bursa Büyükşehir Belediyesi de sağ olsun bize pek çok birimiyle birlikte destek oluyorlar. Elif Hanım da buradalar. Elifler çoklar burada. Teşekkür ediyoruz sizlere de çok. Onlar da yine kadın muhtarlarımız aracılığıyla desteklerini sürdürecekler. Katılımı sağlayacağız. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Sağlık Daire Başkanlığı. Elif Hanım burada. Doktorumuz Elif Hanım, Sağlık Daire Başkanlığı'nda. Kadın Meclisi işbirliğiyle ve KETEM katılımıyla yapacağız. Hoş geldiniz sizler de. Yerimiz AKM Hüdavendigâr Salonu demiştik ama bir değişiklik olmuş. Yıldırım Salonu'na alınmış o çalışma. Yıldırım Salonu'nda olacağız. Yine eğitim çalışmamız bittikten sonra da çok seviyoruz. Efendim kadın koromuz Aysel Hanım bizlerle birlikte olacak. O da kadınlarımızın bu bilgilendirme çalışmalarından sonra hem sanatla hem de mutlu saatler geçirerek katkısını sunmuş olacak. Bu arada Bursa Büyükşehir Belediye'miz ve Burfaş'ta yaptığımız çalışmalarda da metroların ekranlarına gireceğiz. Orada yine uyarılarımız olacak. Korkma diyeceğiz insanlara. Erken tanıyla yok et diyeceğiz. Korkma, fark et, erken tanıyla yok et bizim sloganımız. Bu sene, bu ay kullandığımız sloganımız. Korkma, fark et, erken tanıyla yok et. Dağlara da çıkmayalım mı? Gitmeyelim mi Harmancık'a? Seviyoruz biz dağları. Evet, biraz yol alıyoruz, tırmanıyoruz ama Harmancık'taki kadınlarımızı da unutmayalım istedik. Harmancık'ta kadınlarla buluşacağız. Onlara da sorduk, ne zaman sizi toplarda buluruz? Biz pazara geliyoruz dediler. Çarşamba günleri pazar kuruluyor dediler. Biz pazar için zaten ilçe merkezine geliyoruz dediler. Tamam dedik, sizin pazarınızın kurulduğu gün geliriz biz de. Ve Harmancık Belediyesi'nde de yine pazarın kurulduğu çarşamba günü, 16 Ekim çarşamba günü, sağ olsun belediye başkanımız da bizimle çok yakından ilgilendi, organizasyon için destek verdi. Harmancık'ta olacağız. 17 Ekim'de Gölyazı Ünallar Okulu'nda yine meme kanseri tanıtacağız. Elif Hanım organize etti bu buluşmayı da. Orada yine elle meme muayenesi eğitimi vereceğiz. Bir taraftan dağda olacağız, bir taraftan gölde olacağız. Bursa'nın güzellikleriyle buluşmuş da olacağız böylelikle.
Efendim, fabrika eğitimlerimiz ara günlerde hep olacak. Fabrika eğitimlerine diğer eğitimlerde olduğu gibi 3 uzmanla gidiyoruz. Bir doktorumuz, bir profesörümüz var, genel cerrahımız var ve bir onkoloğumuz var ve bir meme kanseri konusunda eğitim veren hemşiremiz var ki Elif hemşire yıllardır onkoloğun yanında, bu konuda da çok uzman bir isim. Elif hemşire de sağ olsun bu eğitimlerin ana kahramanlarından biri. Türkan hocamız, Coşkun hocamız çok sık katılıyorlar. 21 Ekim'de burada bir yoga yapacağız. İşte stresten uzak duralım falan diyoruz ya, tüm hastalıklara karşı bağışıklığımızı geliştirelim. Bir yoga çalışması yapacağız. Yoga çalışması aynı zamanda Mudanya'da da gerçekleşecek. Saat 19'da Onkolar Park'ta. Yani iş çıkışı buyurun gelin, burada yoga yapacağız. 24 Ekim'de Mudanya Belediyesi işbirliğiyle meme kanserinde yine erken tanının önemine dair bir eğitimimiz olacak ve yoga çalışmamız olacak. Terki Meydanı'nda bu kez açık havada yapacağız Mudanya'da. Böyle bir farklılığı olacak. Açık havada gerçekleşecek buradaki etkinliğimizde. Yıldırım Belediyesi ekibiyle burada, teşekkür ediyoruz İbrahim ve ekibi de katılımlarından dolayı. Yine elle meme muayenesi eğitimimizi gerçekleşeceğiz. Alev Alatlı Salonu'nda gerçekleştireceğiz. Sonrasında da Engelsiz Yaşam Okulu'nun bir konseri olacak. Ama Elif Hanım bana diyor ki bir de o da atölyede yapabiliriz diyor. bir atölye çalışması da yapabiliriz kadın kooperatifleriyle. Şimdi böyle bir, bu sabah böyle bir eklentiyle geldi Elif Hanım da. Böyle de bir durumumuz var. Alev Alatlı Salonu da çok yeni ve çok güzel bir salon malumunuz. İpek Çelik Bayarı'na çıkıyorsunuz, bitiyor, sola dönüyorsunuz, o sizi bulacak, siz onu bulmasanız bile. 26-27 Ekim'de Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, onlar bizi çağırdılar, başkanımı aradılar ve onlar bizi davet ettiler, çok mutlu olduk. Tıp Fakültesi'ndeki öğrenciler dediler ki biz bir şey yapmak istiyoruz, biz yürüyüş yapmak istiyoruz, standlar kurmak istiyoruz, bize yardımcı olabilir misiniz bu konuda? Evet, Osman Gazi Belediyesi'ne de üniversitesine de gidilecek, Eskişehir'e gidilecek ve orada da bir farkındalık çalışmasına destek olunacak. OEDAŞ'la işbirliğiyle bir çalışmamız var, bir pembe sokak çalışmamız var. Neslihan Hanım organize ediyor çalışmayı da, yoga çalışmasını da Neslihan Hanım organize ediyor. OEDAŞ işbirliğiyle bir sokak pembe sokak olacak ama hangi sokak olacak onu netleştiremedik galiba, değil mi? OEDAŞ'tan bekliyoruz haberini. Yolçatı'da bir sokak. Efendim? Yolçatı'da bir sokak pembe aydınlanacak imiş Ekim ayı boyunca. Daha önceki çalışmalardan bir fotoğrafımız. Bir pembe fatura ve fatura altlarını mesela. Evet, faturaların insanların eline ulaşacak faturaların üstünde de pembeyle bir uyarı olacak. Efendim, bir belgesel yapıyoruz. Onkadar 1997 yılından bu yana neler yapmış? Hakikaten çok şey yapmış. Yazık bana. Yani ben nasıl anlatayım yani o belgeseli? gerçekten çok kapsamlı bir röportaj dizisi yaptık. Yapılan çalışmalarla ilgili geriye dönük de röportajlar gerçekleştirdik. Bir belgesel hazırlıyoruz. Yaklaşık bir saate yakın bir süresi olacak bir belgesel. Güzel bir yapıt olacak ve kalıcı bir eser olsun istiyoruz. Onkoda'nın yaptığı çalışmaları anlatan, emek veren herkesi de onur etmek istiyoruz. Bir belgeselimiz var. O belgeselimizden sonra da sağ olsun Aylin Taşçı dedi ki ben seve seve gelirim. Sizinle bir konser organize edebiliriz. Burada tarih veremiyorum çünkü salon arıyoruz. Sevgili belediyeler, imdat. Bize salon lazım. Bir salon bulursak süper olur. Vallahi bir konser salonuna ihtiyacımız var. Evet, tamam. Teşekkürler Ebru Hanım da. Yani bizim bir salona ihtiyacımız var. Hem belgeselimizi göstereceğiz, hem arkasından da bir Aylin Taşçı konseri gerçekleşeceğiz. Salonumu ayarlayın. Dur bakalım, işte gelecek haberler. Onu sana bildiririm mutlaka Can. Onu mutlaka bildiririm. Biz Tayyare olsun istedik ama Tayyare'de Şehir Tiyatrosu'nun çalışmaları varmış. Oradaki takvim bir türlü netleşemedi. O nedenle biz de netleşemedik. Oysa ki... Efendim? Katılmış çok olur eğer böyle olacaksa. Evet evet çok. Aylin Hanım da sağ olsun bizi destekleyecek o anlamda. Ay çok seviniyoruz bunu yaptığımız için arkadaşlar. Şimdi biz fabrikalara kutular dağıttık. Dağıtmaya da devam ediyoruz. Talebiniz olursa sizlerin de ulaştırabileceği yerlere verelim. Harmancık Belediyesi'nin bizi yönlendirdiği bir okul var.
Şehit Adil Kınık İlkokulu, oraya bir onkoday kütüphanesi yapıyoruz ve bu Ekim ayının somut çıktısı olarak orası var olsun istiyoruz. Fiziksel olarak da kütüphaneye destek veriyoruz. Orada bir tefriş gerçekleştireceğiz ve yanı sıra da o okulun kitap olarak da güçlendirilmesini sağlıyoruz. Fabrikalara koyduk kutucuklarımızı. Fabrikalarda herkesin evlerinde, çocukları büyümüş olanların evlerinde ilköğretim çağı çocuklarına uygun kitaplar olabilir. Sevgili belediyelerimiz, sizlerin kütüphanesinde olan kitaplara da harmancağı göndermek üzere adayız, talibiz. Oradan gelecek kitaplar, evlerinizdekilere de talibiz. Temiz kitapları seçiyoruz ve Harmancık'taki çocuklarımızla buluşturacağız. Gerçekten dağ yöresindeki çocuklar okumak konusunda çok hevesliler, kitabı seviyorlar. Buna bizler de tanık oluyoruz ve onları desteklemek de boynumuzun borcu diyoruz. Somut bir çıktımız olacak. Sosyal medyada ne yapalım dedik. Kadın belediye başkanlarımızdan mesajlar alalım istedik. Kadın belediye başkanlarımızla yazışıyoruz. Çevremizdeki özellikle işte Üsküdar, Eskişehir, Bilecik, Tekirdağ, Gaziantep'teki belediye başkanı, biraz o bölgesel olarak uzuyor ama Gaziantep'ten de bir belediye başkanımız, farklı bir yöreden de olsun istedik Gaziantep'ten. Belediye başkanlarımız bize bu konuyla ilgili neler söyleyecekler, neler yapıyorlar, yaptıklarıyla ilgili mi söyleyecekler, uyarılarda mı bulunacaklar? Sosyal medyadan paylaşacağız biz de kadın belediye başkanlarımızın sosyal medya mesajlarını. Efendim çok teşekkür ediyoruz sizlere, bizlerle birlikte olduğunuz için. Yani biz dolu dolu bir program hazırladığımızı sanıyoruz ve başkanımız bir alkış hak ediyor diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Tabii çok muhteşem bir ekibimiz var. Onlarla birlikte yürüyünce ortaya çok güzel projeler çıkıyor. Onun için ben de hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Meme kanseri her kadının korkulu rüyası biliyorsunuz. Onun için ne kadar çok kadında bu konuyla ilgili bir farkındalık oluşturabilirsek bizim için o kadar başarılı bir ay geçirmiş oluruz. Aslında sadece bu farkındalık çalışmalarımız Ekim ayıyla sınırlı değil ama en çok Ekim ayında göze çarpıyor diyelim. Yoksa biz yıl boyunca bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz zaten. Ama Ekim ayı tüm dünyada meme kanseri farkındalık ayı olarak çalışmalar yapıldığı için biz de yoğunluğu Ekim ayına veriyoruz tabii ki. Onun için bizi bugün yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Ayaklarınıza sağlık, sağ olun, var olun. İnşallah güzel, başarılı bir Ekim ayı hep birlikte geçiririz. Proje ortaklarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Evet. Gerçekten gittiğimiz her yerde, belediyelerimizde, sağlık müdürlüğü, derneklerde, işbirliği taleplerimizin hepsi çok olumlu geri döndü bize. Konu çok hassas tabii ve çok güzel geri dönüşler aldık. Hatta Ülke Hanım beni böyle dürtüyor, çok fazla şey istiyorsun falan diye. Yani onu utandırdım biraz taleplerimle ama sağ olsun o kadar güzel geri dönüşler de aldık ki. O geri dönüşler bizi çok mutlu etti. Desteklerinizle başaracağız. Birlikte başaracağız aslında. Ve kent adına bir sinerji projesi de olduğunu düşünüyorum. İşte 6 tane belediye var birlikte olduğumuz, dernekler var birlikte olduğumuz, sanat kurumları, korolar var birlikte olduğumuz, sanatçılarımız var, fabrikalar var. Kent adına bir sinerji projesi aslında bizim Ekim ayı projelerimizin tamamı. Yarattığımız şey bütün kentte bir sinerji hareketi. Ya inşallah ay bittiğinde de bizler amacımıza ulaşmış olacağız. Geçen sene örneğin Trilya'da yapılan bir eğitimden sonra başkanım hep anlatır onu. Yetişememiş eğitime koşa koşa gelmiş bir kadın. Ay demiş, hay Allah, bitti mi, ben yetişemedim mi filan. Ya bende bir şey var galiba, biraz şüpheleniyorum. Sonra hemen oradaki doktorumuz Coşkun hocamız hemen kendisini dinledi. Ve ertesi günü Uludağ Üniversitesi'nde bütün randevularını planladık ve meme kanseri tanısı aldı. İyi ki o gün görebildik onu ve bu sene başında da tedavisi bitti, normal yaşantısına devam ediyor. O açıdan da bu programları çok önemsiyoruz.
Yani bir kadına bile ulaşsak, o kadının memesine dokunmasını sağlamak çok çok önemli. Çünkü bizde, ailede anneler yaşam kuyruğunun en sonuna kendilerini atarlar. Hep çocukları vardır, aile büyükleri, anne babalar vardır. Ama biz kendimize bir türlü vakit ayıramayız. Oysa ki evin annesi çok sağlıklı olmalı ki diğer üyelere kol kanat gerebilsin. Aslında bunu da vurgulamaya çalışıyoruz. Yani önce ben demeyi öğrenin lütfen. Çünkü bu bir bencillik değil. Sizin sağlıklı olarak yaşamınızı sürdürmeniz için çok önemli bir konu. Umuyorum bu çalışmalarla bu yıl biraz daha fazla farkındalık yaratmış olacağız. Dediğimiz gibi bir kadının bile erken teşhisine vesile olabilir. Keşke herkes çok sağlıklı olsa ama hani bir kadını bile yakalamış olmak çok önemli bir şey. Kanser tedavisi zorlu bir süreç. Yalnız değilsin demek, eğer böyle bir vaka çıkarsa yalnız değilsin demek, onkoday var burada demek, maddi manevi olarak hem de. Bu da çok özel ve çok önemli diye düşünüyoruz. Geçen yıl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada hep şey derlerdi, işte 8 kadından birinin kansere yakalanma, meme kanserine yakalanma riski var derlerdi. Ama geçen sene bir soğuk duş gibi oldu. Çünkü Sağlık Müdürlüğü her 4 kadından birinin kansere yakalanma riski olduğunu söyledi. Yani her 4 kadından birinin böyle bir hastalıkla yüzleşme durumu olabilir demek, hepimizin çok tetikte olması demek bize göre. Bu arada biz hep Ekim ayı üzerinde konuştuğumuz için meme kanseri diyoruz ama onkoday her türlü kanserde ve her yaştaki hastayla birlikte olan bir dernek. Bunu da burada vurgulamış olalım. Yani sadece meme kanseri üzerine çalışmıyoruz. Sadece kadınlarla çalışmıyoruz. Çocuklarla da, erkeklerle de, onların aileleriyle de bir arada oluyoruz. Onlarla da çalışmalar yürütüyoruz. Bu arada keşke gelseniz onkoday konuk evimizde de sizlerle bir buluşma gerçekleştirsek, belki atölyeler yapsak çok mutlu oluruz. Dediğim gibi bu takvimi de sizlerle paylaştık ki siz de katılabildiğiniz etkinliklerde bizimle olursanız, yalnız bırakmazsanız çok seviniriz.